abicim. Biz cesaret edip konuşamadık. Bak halime, 50 yaşıma geldim. Kıyafetlerimi kendim ütülüyorum. İnadımdan. Uzun lafın kısası, aşkta gurur olmaz kızım. Anladık güzel abicim. Vallahi anladım. Sen zaten aynı hikayeyi bana 7 farklı yere bağlayarak anlattın. Sen kendini yiyeceğini söyleyiver. Çıksın içinden, o düşünsün. Abicim, sen bana para üstünü verecek misin? Büyük sözü dinle. Seviyorsan git konuş bence. Seviyorsan git konuş bence. İyi akşamlar abicim, iyi akşamlar. Konuş kızım, konuş. Taksicinin filozofu, kardeşlerin en bilmişi. Ya herkes başıma aşk kurusu kesildi ya. Ay bir de laftan anlasalar. Nazlı geldi. Yanında da bir arkadaşını getirdi. Kusura bakma, sabah domuzluk ettim. Ya. Dayım arayıp söyledi geleceğini. Aa, dayın mı yaptı bunları? Vay. Ne güzel heykellermiş. Ben de ilk defa gördüm ama acayip beğendim. Bu heykeller gibi sanatsal değeri yok ama benim için manevi değeri çok büyük. Al sen de kalsın. Baktıkça beni hatırla. Ha, bu maymuna bakınca seni mi hatırlayayım? Sen dalga geçeceksen ben gideyim. Maymunumu da geri ver. Hatta ben maymunumu aldığıma göre gidebilirim, evet. Kal. Lütfen dersen kalırım. Lütfen. İyi. Kalayım. Çok güzel yermiş. Sen bir de bahçeyi gör. Hadi gel. Eskiden hep buradan gitmek istediğimi sanıyordum. Şimdi gerçekten gidiyorum ama mutlu değilim. Çok mu uzaklara gideceksin? Bilmiyorum ki. Ama o kliniğe geri dönmektense kendimi çatıdan atarım daha iyi. Bu sefer de ben seni tutarım. Bana iyilik yapmış olmazsın. Ya söyleme şöyle lütfen. Buna baktığımda neden seni hatırlayacağımı anladım şimdi. Çünkü ikiniz de çok tatlısınız. Tatlı mı? Aslında bizim bununla başka bir ortak noktamız daha var. Çocukken bizim evin oralar hep ağaçlıktı. Sabah evden bir çıkardım, akşama kadar ağaç tepelerinde. Babam işten gelince de zıplayıp sırtına inerdim. Eve öyle giderdik. Bir gün yine geldi. Ben zıpladım. Onun da boşluğuna gelmiş. Hop yere düştüm. Böyle dizim falan parçalanmıştı. Of, kötü olmuş. Sürekli ağlayınca da babam bana bunu aldı işte. İlk ve tek oyuncağım. Bana bütün acılarını bunu anlat. Geçecek demişti. Dizimi anlatarak başladım ben de. Sonra da bütün acılarım. Bu surata bakınca da derdim bile sempatik geliyor tabii. Baksana şuna. Hayatımda aldığım en anlamlı hediye. Korkaklığına bahane bulma Nazlı. Git açık açık konuş. Konuşayım da kendimi rezil edeyim yani. Ya rezil olmayacaksın. Dürüst olacaksın.
Ben sana aşık oldum diyeceksin. Savaş, benim sana bir şey söylemem lazım. Nazlı, bir 15 dakika daha bekleyeyim mi böyle? Öyle hemen küt diye söylenecek bir şey değil ki. Kelimelerimi iyi seçmem lazım. Tamam. O zaman sen bir düşün, ben içecek bir şeyler alıp geleyim. Çay var mı çay? İyi gelir, hararetimi falan alır. Olması lazım, bir bakayım. Sen öyle ne söyleyeceğini bilmeden hemen küt diye sana bir şey söyleyeceğim denir mi? Önce bir tart, ölç. Öyle mal gibi bakarsın tabii çocuğun suratına. Of. Bir şey mi dedin? Yo, demedim. Ne diyecektim ki ben? Nereden çıktı o? Ne diyebilirim yani? Tamam. Başta çok gıcık olmuştum. Öyle motorla yanımızdan öyle bir geçtin ki... ya ben canımı sokakta mı buldum? Neredeyse üstümüze çıkıyordun. Ya bana bir şey olsaydı? Hayret bir şey ya. Ama sonra seni tanıdım. Zaaflarını gördüm. Aydınlığını, karanlığını fark ettim. Ben hayatımda hiç böyle bir şey hissetmemiştim ki. Anlamam uzun sürdü o yüzden. Yani ne zaman oldu, nasıl oldu ben de bilmiyorum. Aslında nedeni çok da önemli değil. Ama kesinlikle emin olduğum iki şey var. Birincisi... benim yanımda kalmana ihtiyacım var. İkincisi... ben sana aşık oldum. Nazlı, yüzüne karşı da böyle güzel güzel söyleyebilecek misin bakalım? Ne söyleyecektin? Benim eve gitmem lazım. Ben sana onu söyleyecektim. Onu söylemek için de biraz beklemem gerekti.